Selamlar. Netflix'in yeni dizisi Üç Cisim Problemi geçtiğimiz hafta gösterime girdi. Oldukça fazla ilgi gören dizi, bölüm başına 20 milyon dolarlık maliyete sahip. Bu özelliğiyle yeni Netflix dizileri arasında bölüm başına en yüksek maliyet rekoru da elinde tutuyor. Üç Cisim Problemi dizisi farklı kıtalara ve farklı dönemlere yayılan bir serüven. Beş parlak bilim insanının doğa kanunları alt üst olurken dünyayı sarsacak keşifler yapıyor ve dünyayı kurtarmasını anlatan bir dizi. Peki büyük bir kitlenin ilgisini çeken Üç Cisim Problemi dizisinde bu teknoloji, yaratılan değişik teknolojilere bizler ne kadar yakınız bir buna bakmalıyız. Dizi tasarımıyla farklı olan, enteresan ve çok gelişmiş VR gözlükleriyle başlıyor. Sanal gerçeklik yani VR gözlüklerinin günümüzdeki teknolojisi onlara yaklaşacak şekilde ama o kadar teknolojik durumda da değil tabii ki. Ama artık sadece bilim kurgu filmlerinde de kullanılmıyor bizimkilerin oluşturdukları. Sanal dünyada etkileyici deneyim sunan gelişmiş bir teknoloji olarak da kullanılmaya başlandı. VR gözlükleriyle oyunlar, filmler, videolar, sürükleyici etkileşim veren eğlence deneyimleri de sunuyor. Kullanıcılar sanal ortamlarda özgürce dolaşabiliyorlar, karakterlerle etkileşime geçebiliyorlar. Gerçek hayatta deneyimlemesi zor, hatta imkansız olan senaryoları bile yaşayabiliyorlar. Günümüzde sanal gözlüklerin sadece oyun oynamak ya da film izlemek için kullanıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü sanal gerçeklik gözlükleri, eğitim, tıp, turizm, sanat gibi birçok farklı alanda da bizlere sayısız olanaklar sunuyor. Sanal gerçeklik gözlükleri yorumlarını dikkat ederseniz, Apple Vision Pro, AR yani arttırılmış gerçeklik ve VR yani sanal gerçeklik deneyimini tek cihazda yaşamak isteyenler için en iyi karma gözlük olarak dikkat çekiyor. Bu arada Apple uygulamadan bahsederken Spatial Computer yani uzamsal bilgisayar uygulaması terimini de kullanılmasını tercih ediyor. Apple Vision Pro ya da farklı bir üründeki deneyimleri her ne kadar tanımlarsak tanımlayalımız, teknolojimiz şimdilik Üç Cisim Problemi dizisinde gördüğümüz 5 duyuya da hitap eden VR teknolojisinin çok çok gerisinde olduğu kesin. Dizide otomatik kurulan sentetik polimer nanofiber teknolojisinden bahsediliyor. Nanofiber teknolojisini insan saçından yüzlerce kat daha ince olan nanometre çapındaki liflerle üretme ve kullanma bilimi olarak tanımlayabiliriz. Nanofiberler çeşitli bilimsel araştırmalar ve ticari çalışmalar açısından oldukça umut verici. Nanofiber teknolojisinin kullanım alanları da oldukça geniş. Havalandırma, klima, su arıtma sistemleri, filtre işlemleri, gaz, kimyasal madde algılama amacıyla sensör yapımı, koruyucu maske veya kıyafet üretimi, hatta yapay doku veya organ üretimi de bunlardan sadece birkaç. Nanofiber teknolojisi sürekli gelişen bir teknoloji. Gelecekte birçok farklı sektörde önemli yeniliklerde öncülük etmesi bekleniyor. Tabii Üç Cisim probleminde gördüğümüz gibi gemiyi parçalarken aslında göremediğimiz gibi oldukça ürkütücü bulduğum otomatik kurulan nanofiber teknolojisinin ne zaman hayata geçirileceği bilinmez. Fakat beklentim her şeyi ve herkesi paraparça etmek yerine insanlara fayda sağlayacak farklı ve yaratıcı işlerde kullanılması. Dizide bahsedilen teknolojilerden bir tanesi de parçacık hızlandırıcılardır. Parçacık hızlandırıcılar, elektron ya da proton gibi atom parçacıklarının çok yüksek hıza varabilmesi için hızlandıran cihazlardır. Parçacık hızlandırıcılar 20. yüzyılların başlarında atom çekirdeğinin doğasını ve yapısını anlamak amacıyla kullanılmaya başlandı. Ancak kullanım alanı atom çekirdeği veya görüntüyü elde etmek sistemiyle ilgili sınırlı kalmadı. Parçacık hızlandırıcılar bugün doğa bilimleri, sağlık ve teknoloji gibi alanlar için vazgeçilmez olduğunu söyleyebilirim. Hızlandırıcılar evrenin başlangıcını anlama açısından bilim insanlarının en önemli aracı. Ayrıca günümüzde kanserle mücadelede, tıbbi görüntüleme tekniklerinde, güvenlik amaçlı tarama ve görüntüleme sistemlerinde aktif olarak kullanılmakta. Hızlandırıcıların hayatımıza doğrudan etkilerinin yanında internet gibi dolaylı etkilerini de arttırmaya devam edeceğine inanıyorum. Bugün kısaca internet olarak bildiğimiz World Wide Web'in işin başında CERN deneyleri için geliştirdiğini biliyor muydunuz? Dünyada bilim ve teknoloji açısından çok hızlı gelişmeler yaşanırken ve bu gelişmeler insan hayatına etkileri artarak devam ederken Santiler de dizide haklı olarak bu süreci durdurmak istiyorlar. Bunun için de kuantum dolanıklığından yararlanıp bunu birleşik olan iki sofonu yani yerleşik bir yapay zekaya sahip olan bir süper bilgisayarı dünyaya gönderiyorlar. Santilerin amaçları kendilerini dünyaya gelene kadar insanoğlunu izlemek, kontrol edebilmek, tüm teknoloji ve gelişmeleri sabote edebilmek
bir çeşit matris yapısı kurarak tüm dünyadaki insanları kontrol etmeye amaçlı bir çalışmaydı. Günün birinde Sentinel gibi sofonları da bizi engellemeye çalışan dünya dışı varlıklar gelir mi bilinmez. Ancak bizim teknolojiyi ilerletmemiz gerekli. Hiç şüphesiz ilerleyecekti. Olaylara başka bir açıdan bakacak olursak da belki de sofonlar çoktan dünyaya geldiler ve bizi oyalamaya başladılar bile. Savaşları, pandemileri, doğal afetleri başımıza sarıyorlar. Süreç ne olacak belli değil.